başka önemli kavram arkadaşlar. Lineerizasyon. Parantez içinde doğrusallaştırma. Türkçesi bu. Şimdi ne demek lineerizasyon? Ee, biliyorsunuz biz türevi anlatırken bir eğri ve bir eğriye bir noktada teğet olan doğrudan bahsetmiştik. Şimdi şöyle bir eğrimiz olsun. Bu y eşittir. fx eğrisi olsun. x ekseni ve y ekseni. Ee, bir nokta seçelim. Şöyle bir a noktası. Bu a noktasında a noktasında bizim bir t doğrumuz oluyordu. Değil mi? Şöyle bir t doğrusu oluyordu. Ee, bu biz burada şu, biz şunu söylüyoruz. Normalde fx ile t birbirine Şöyle diyelim. fx eksi t eşittir 0 olduğunda bu iki e, ifadenin doğru ve eğrinin çakıştığı noktayı verir. Yani a noktasını verir. Tamam. Bu denklemin çözümü x eşittir a'dır. Ayrıca x eşittir a noktasının civarında a noktasının civarında fx'e En yakın fonksiyon t'dir değil mi arkadaşlar? Yani t doğrusudur. Şimdi bu bize ne söyler? Bu bize şunu söyler. Mesela polinom dışındaki bazı fonksiyonların ee, işte kosinus, sinüs, e evzerik, elenik, arksinus ve benzeri yani transandant fonksiyonların belirli bir noktadaki değerini bulmamız noktasında bize fayda sağlar. Tamam mı? Yani diyelim ki bu fx transandant bir fonksiyonsa yukarıdaki lnx gibi ve ben de a noktasındaki davranışını merak ediyorsam fonksiyonun oradaki değerini bulmak istiyorsam o zaman o, o doğruya en o e, fonksiyona en yakın doğruya bakarak yorum yapabilirim. linearizasyon bunu sağlıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve şöyle ifade edilir linearizasyon fx eşittir fx e, fonksiyonu y eşittir fx fonksiyonu x eşittir a da türevlenebilir olsun. a noktasında türevlenebilir olsun. Şimdi dedik ya fonksiyona en yakın doğru teğet doğrusudur. Peki teğet denklemi neydi? Teğet denklemi şöyleydi. Ee, y eksi y sıfır. Yani buradakine göre f a y eksi f eşittir. Ee, f türev a çarpı x eksi a idi. Şimdi buradan y'yi yalnız bıraktığında bu ne olur aslında? f artı f türev a x eksi a. Şimdi bu doğruyu l ile gösterelim. Buna lx diyelim arkadaşlar. Ama ne diyelim. O zaman o zaman x eşittir a noktasının civarında yani epsilon komşuluğunda epsilon komşuluğunda e ben fx'i aslında lx gibi görebilirim. İşte linearizasyon bu. Yani ne yaptık? O fonksiyon ne olursa olsun biz ona en yakın doğruyu bulmuş olduk. Yani doğrusallaştırmış olduk arkadaşlar. Örnek verelim. fx eşittir kök içinde 1 artı x'in x eşittir 0 civarındaki lineerizasyonunu bulalım. Lineerizas, lineeri. derivasyonu. Yani doğrusal hali. Ne, ne diyeceğiz arkadaşlar? fx yaklaşık olarak f0 artı f türev 0 çarpı x eksi 0. f0 kaç? 1 artı hemen f türevi bulayım şurada. 1 bölü 2 kök 1 artı x değil mi? O da ne yapar? 0 yazarsak 1 bölü 2 x olur. Demek ki bu nokta civarında bu fonksiyona en yakın doğru buymuş. Bunu Lx ile gösterelim. lineerizasyonu buymuş. Bunu şu şekilde çizip yapabiliriz. Ee, kök içinde 1 artı x. Bir birim dışarıya taşıyor kök fonksiyonu. Şurada eksi 1 olsun. Ee, sıfır verdiğimizde 1'den geçecek. Şuna bakıyorum. Buna sıfır verdiğimde yine 1'den geçiyor. Ee, y'ye 0 verdiğimde de eksi 1'den geçiyor değil mi? Yani şöyle bir doğru mu oluyor? Bunu şimdi x'e 0 verdik. Ee, Y1 y 1 oldu. Y'ye x eksi 2 oldu pardon. Şuradan geçecek. ha, Eksi 2'den geçecek. Yani şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. Yapışık çizdim ama yapışık çizmemin nedeni şunu kötü çizmem. Çünkü o öyle, öyle gitmiyor. O biraz daha eğilecek. Şöyle gelecek. Şuradan şöyle gelecek. Evet işte ona en yakın doğruyu bulmuş olacağız. Yani teğet denklemini bulduk yani bir şey değil. Peki bu ne işe yarar? Bu ne işe yarar? Mesela kök içinde 1,1 diyelim ki bunu hesaplamak istiyorsunuz. Bu yaklaşık olarak aslında L e, 1,1'dir. Tamam mı? O da ne yapar? 1 artı 1,1'in yarısı yapar. E, o da 5,5 düşünürsek. Pardon e, 0.55 olarak düşünürsek 1,55 yapar. Demek ki bu kök içinde neydi? 1, yaklaşık 1'in yaklaşık değeri 1,55'miş. Hemen hesap makinesini açıyorum. 1.1'in karekökü diyorum. 1.04 olarak buluyor. Bakın yaklaşmış olduk epeyce. Tamam mı arkadaşlar? Başka bir değer alayım. Başka bir değer alayım. Mesela kök içinde 0 nokta 0 e, nokta demeyeyim de 1 nokta 0 0 diyeyim. 1 virgül 0 0 1 Bunu alırsanız Bu da L 1 virgül 0 1 olur. O da 1 artı 0 virgül 0 e, virgül 1 0 virgül 1 bölü 2 O da ne yapar arkadaşlar? O da 0.5, 1.05 yapıyor. Tamam arkadaşlar. Bir tane değer daha bulayım. Mesela kök içinde 1.001 yaklaşık olarak. Bu da ne olacak aslında? L 1.001, yani 1 artı 0.001 bölü 2 olacak. Tamam. 0.001 bölü 2 artı 1 diyorum. Bu da arkadaşlar şöyleymiş. 1,0005'miş. Tamam. Şimdi bu ifadelerin bir de gerçek değerlerini yazmak istiyorum. Şunlar gerçek değerlerini yazacağım. Gerçek değer 1, gerçek değer 2. Sonra hatalarına bakacağım. Hata 1, hata 2, hata 1, hata 2. Bunlar da aradaki farklar arkadaşlar. Gerçek değerle bizim bulduğumuz değerler arasındaki fark. Şimdi önce 1,1'in kare kökünü buluyorum. Biraz önce de bulmuştuk. 1,1'in kare kökü. 1,04 çıkıyormuş. 0,48. Hatamız ne? Eksi 1,05 0,0011 0,0011 Diğerine geçiyorum. 1,01'in kare kökü. Bu da 1 virgül 0, 0 49. Tamam. Biz ne bulduk? Biz de şöyle bulmuştuk. E, yalnız biz hata yapmışız. Şuralarda hemen bunları düzeltelim. Şurada hata yapmışız. Bu 0 1 olacak. Bu 0, 0 1 olacak. Dolayısıyla. Şurası 0.5 olacak. Diğerini de düzeltelim. Bu 1.05 bu da 0.05 olacak. Yani hatamız ne oluyor o zaman? 1,005 eksi 1,049 hatamız 0,001 oluyor. Şimdi ötekine geçtim. 1,001'in kare kökü diyorum. Bu da şöyle bir şey çıktı. 1,00049 eksi 1,0005 bu da ne çıktı? Şöyle bir şey çıkıyor. 0,1234561 çıktı. Şimdi ne gördük? Bunu niye böyle uzun uzun yaptım? Şunu gördük. Biz biz ee, Linerizasyonun merkezine yaklaştıkça buradaki a sayısına lineerizasyonun merkezi denir. Şu a sayısına lineerizasyonun merkezi denir. Bizim sorumuzda örneğimizde lineerizasyonun merkezi sıfır. Biz lineerizasyonun merkezine yaklaştıkça eğri ile doğru birbirine daha çok yaklaşır. Dolayısıyla hata her gittikçe azalır. O yüzden hangi değeri bulmak istiyorsak o noktanın civarında lineerizasyon yapmak gerekiyor. Mesela bu aynı soru için bir de x eşittir 1'de linarizasyon yapalım. Aynı problem için. fx eşittir yine kök içinde 1 artı x olsun. x eşittir 1'deki linarizasyona bakalım. Ne olacak? Lx eşittir f1 artı f türev 1 çarpı x eksi 1. Şimdi f1 kaç? Kök 2. Ee, gerçi kök 2 de o da bizim hesaplamamız gereken bir değer olacak. Ona bakmayalım. Kök dışına çıkan bir şey olsun. 3 alalım. F3 3 3 F3 kaç? 2 artı F türeviç 3 1 bölü 2 kök 1 artı x olduğu için F türev x buraya 3 yazdığımızda 1 bölü 4 yapar. Çarpı x eksi 3 yapar. Tamam, bunu biraz düzenleyelim. Eksi 3 bölü 4 5 bölü 4 artı x bölü 4 olarak Bulduk. Linerizasyon buymuş. Şimdi bu 3 noktası civarında. Tamam mı? Ben mesela bunun 2 için deneyeyim. Yani acaba e, kök içinde 3 nedir? Kök 3 nedir? Yaklaşık değerini bulmaya çalışayım. Ne olacak o zaman kök 3 için? Kök 3'ü bulmak için. Kök 3 demek. F'de x yerine 2 yazacaksın. Dolayısıyla L'de x yerine 2 yazacaksın. O da 5 bölü 4 artı 2 bölü 4. Yani ne yaptı arkadaşlar? 1,25 1,25 artı 0,5 1,75 yaptı. İşte 7 bölü 4 ya da. 1,75. Şimdi gerçek değerine bakıyorum. Kök 3'ün gerçek değeri bakalım ne çıkacak? 3'ün kare kökü 1,732. Kök için yaklaşık değeri de 1,737'miş. Peki hatam ne? Eksi 1,75. 1,75 eksi 1,732. 0,018. Hatam bu. Tamam. Peki bana kök 7'yi sorsa mesela. Kök 7 nedir dese. Kök, kök 7. Kök 7 için ne yapmam gerekiyor? Kök 7 nedir? Eee x yerine 6 yazmam gerekiyor. F6 yaklaşık L6 oluyor. O da 5 bölü 4 artı 6 bölü 4. 6 bölü 4, 3 bölü 2 yani 1,5. Buradan da 1,25 geliyor. 2,75 yaptı. Şimdi 7'nin kare baktım. O da 2,64 oldu. 7'nin karekökü de hesap makinesiyle 2,64 Aradaki farka baktığın zaman %10'dan büyük. Yani hata arttı. Mesela kök 20'yi hesaplayın sadece bu linearizasyonu kullanarak. Hata daha çok artar. Yani siz merkeze linearizasyonun merkezini yaklaştıkça hatanız azalacak. Mesela burada merkezimiz 3. 3'e doğru yaklaşırsanız hata azalır. Tamam mı? Ee, şurada x yerine kök 3'ü bulmak için 2 yazdık. Kök 7'yi bulmak için 6 yazdık. Mesela kök 20'yi bulmak için 19 yazman gerekiyor. Yani bayağı bir uzaklaşman gerekiyor. Kök 20'yi deneyebiliriz hemen. Kök 20 yazın. X yerine 20 yazın. 20 bölü 4 5. 6.25 yapıyor. Kök 20'nin değeri. Bizim bu yaklaşımımıza göre. 6.25. Peki bakalım kök 20'nin gerçek değeri 4.47. Hatamız ee, neredeyse 2, 2 2'den fazla. Evet 2'yi geçiyor. Yani sı sıfırlarla ilk ifade etmiyor. Sıfır rücül birlerle. <laughs> yani %5, %10'luk, %1, %2'lik hatadan bahsetmiyoruz. %200, %300'lük hatadan bahsediyoruz. Yani biz linearizasyonun merkezine uzaklaştıkça hatamız artacaktır arkadaşlar. Farklı e, transandant fonksiyonlarda da bu linearizasyonu kullanabiliriz. Mesela fx eşittir sin x'in sin x'in x, x eşittir 2 bölü 3. linearizasyonunu bulalım. Yani 60. 60'daki linearizasyonunu bulalım. Ne diyeceğim? Lx eşittir f 60 artı f 60 artı f türevi 60 çarpı x eksi 60. Şimdi f 60 kaç? Sinüs 60 kök 3 bölü 2 artı f türev 60 e, kosünüstü. o da 1 bölü 2 yapar. Sinüsün türevi kosin Çarpı x eksi 60 yani eksi 30 artı kök 3 bölü 2 artı x bölü 2 olur. Kök 3 bölü 2'nin yaklaşık değerini bir hesaplayalım. Orada bir şeyler yapmak istiyorum çünkü. 3'ün kare kökü bölü 2. 0.86'ymiş yaklaşık değeri eksi 30 diyelim. Eksi 29.13. Şöyle yaklaşık eksi 29.13 artı x bölü 2. Tamam mı? Mesela bunu bulduk ya. Dedi ki bize sinüs 61 nedir? Ne diyeceğim? Bu yaklaşık olarak L 61'dir. E bu ne demek? Eksi 29.13 artı 61 bölü 2. Şimdi 61'i 2'ye 61'i 2'ye böldüm. 30.5 eksi 29.13 dedim. 1.37 gibi çok büyük bir değer çıktı. Büyük bir değer çıktı. Tamam mı? Halbuki sinüs 61'in değeri bakıyorum 61'in değeri 0.87 Yani hata çok büyük. Niye? Çünkü bu, bu fonksiyonlar karekök fonksiyonu gibi değil. Karekök fonksiyonu biraz daha geniş yayılıyor. Bunlar daha sığ, daha küçük aralıkta daha sık değerler alıyor. O yüzden buradaki uzaklaşma ölçüsü ile oradaki uzaklaşma ölçüsü de biraz farklı oluyor. Tamam mı? Mesela 61 değil de sinüs e, 59.98 alayım. Bu da yaklaşık ne yapar? L 59.98 olur. Tamam mı? Yani eksi 29.13 artı 59.98'in yarısı. Şimdi bakacağım hesap makinesiyle hemen. 59.98'in yarısı 29.99 eksi 29.13 0.86 çıktı. Tamam mı? Şimdi sinüs 59. 59.98'in sinüsüne bakıyorum. O da 0.865 çıktı. Gördüğünüz hata ne kadar küçüldü. Yani siz oradaki e, linearizasyon merkezine yaklaşırsanız Hatanız küçüldür. Ama bu küçülmelerin de bu hata küçülmelerin de fonksiyonun yoğunluğuna göre değiştiğini görüyoruz. Çünkü sinüs daha sık şey yaptığı için daha çabuk değerler aldığı için birbirine yakın değerlerde 61 ile 59.98 arasındaki fark epey bir büyük çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi linearizasyonu kullanarak bu tarz problemlere de cevap verebiliyoruz. Bir başka örnek Diyor ki fx 1 artı x üzeri k olsun. Bu fonksiyonunun x eşittir sıfırdaki linearizasyonunu bulunuz. Bundan yararlanarak 1.01 üzeri 7, 1.005 üzeri 3 bu değerleri hesaplayın. Önce linearizasyonu bulacağım. Linearizasyon neydi? Lx eşittir f0 artı f türev 0 çarpı x eksi 0. Bu fonksiyonun türevi nedir arkadaşlar? K çarpı 1 artı x üzeri k eksi 1. Peki f sıfır ne? 1 artı f türev sıfır k k çarpı x oldu. O zaman benim bu 1 artı x üzeri k dediğim fonksiyon aslında yaklaşık olarak 1 artı k eksi Ama nerede sıfırın civarında? Sıfırı değiştirseniz başka bir şey olur. Tamam. Bana ne diyor? Diyor ki 1,01 üzeri 7 hesapla. E ben ne diyeceğim? Bu da yaklaşık olarak 1 artı 7 çarpı 0,1 yani 1,7 Yaklaşık değeri buymuş. Peki başka bir tane diğerini hesaplayayım. 1,005'in küpünü hesapla. Bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 1,5 çarpı 0, 0,5 pardon 5 diyorum 3 çarpı Yaklaşık olarak 1 artı 3 çarpı 0,005 oluyor. Bu da arkadaşlar 1,015 mi oluyor? Evet sanırım öyle oluyor. 5 bölü 1000, 15 bölü 1000 oluyor. Evet 1,015 oluyor. Yine hesap makinesindeki değerlere bakacak olursak 1,01'in 7. kuvveti. 1,01'in 7. kuvveti 1.605 yapıyormuş. Bakın hatamız 0,01. 1,005'in 7. kuvveti pardon 7 değil o ne olacaktı? 3. kuvveti 1,005'in küpü o da 1,015 yapıyor. Bir de devamı da var. 0,15, 0,7 diye siz de kontrol edin. Yani orada gördüğünüz gibi hata daha küçük oluyor. Evet. Bunlar arkadaşlar e, aynı zamanda bizim yaklaşımlarımızda da sağlıyor. E, son bir örnek daha yapayım. Mesela logaritma fonksiyonu ile ilgili yukarıda bir örnek yapmıştık. ln x'in x, x eşittir 1'deki linearizasyonuna bakalım. Ne olacak bu? Lx eşittir f1 artı F türev 1 çarpı F türev 1 çarpı x eksi 1. F1 0. F türev 1 1 çarpı x eksi 1. O zaman ln x'e 0 civarında ln x'e pardon 1 civarında yakın olan doğru kimmiş? x eksi 1'miş. Tamam. Şimdi biz biz bunu bulduk 1 civarında. Mesela mesela arkadaşlar ln 1,01 nedir dersek ne olacak? 1,01'den çıkaracağım. 0,01'miş. Diyelim ki 1 virgül veya negatif de seçebilirim. Yani geriye doğru da gidebilirim. Mesela 0,97 nedir diye sorulduğunu düşünelim. O da eksi 0,03'tür. Tamam mı? Şimdi ben bunları hesap makinesiyle bir de kontrol etmek istiyorum. ne yapacaktım? 1.01'in logaritması. Ee, 0.099. 0.0099. Yani biraz yaklaşmışız. Hatamız var ama biraz yaklaşmışız. 0.097'nin yok sadece 97'ymiş. 0.97'nin logaritması. Bu da eksi 0.030. Bakın ben ne buldum? Eksi 0.030. Tabi devamı da var da. Bayağı bir yaklaşmış oldum. Yani 1, 2, 3, ee, 4, yani 10.000'e 10 bin, 10 kadar düşürmüşüm hatayı. 10.000'de 1'e kadar düşürmüşüm. Gördüğünüz gibi linearizasyon kullanarak arkadaşlar bu şekilde birçok hesaplamamızı da yapabiliyoruz.